Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz. Şimdi efendim öncelikle Emir'le şöyle bir güzel yolda sürelim, bir orman yolu, çok güzel. Uzun bir sol ver. Şarkılar, türküler söylüyor Emir. Keyfi o kadar yerinde ki. Tam keyif yani. Ama bu sağ virajda bakın ne oluyor. İşte keyfim bittiği an. Neyse ki çok yavaş ve tam koruma gördüğüm kadarıyla. O yüzden pek bir şey olmuyor Emir'e. Hemen motoruyla ilgileniyor. Neden düştüğüne bakalım mı? Bakın işte çok şarkı türkü söyleyince de konsantre bozuluyor olabilir. Oysa ki gözümüzün yolda olması lazım. Bakın buradaki renk değişikliği. Gördünüz mü şimdi ben gösterince? İşte Emir'in de buna dikkat etmesi lazım. Bak iyice parladı. Burada bile kurtarır. Çünkü 35 kilometreyle gidiyor. Ancak görmüyor ya da oraya bakmıyor. Olay buradan kaynaklanıyor zaten. Yoldaki bütün renk değişikliklerine dikkat etmemiz ve onlara hemen gereken tepkiyi vermemiz gerekiyor. Aman dikkat. Bakalım şimdi bu arkadaşımız ne yapıyor? Bir katılım yolu. Geçecek mi? Evet, geçiyor vallahi. Yani şurada neyse. Şimdi önde de bir araba gidiyor. O da bir motorcuyu geçiyor falan. Böyle bir kapışma durumları. Dörtlüler yanıyor bir şey. Arkadaşımız sola girer girmez araba da sola giriyor ve kaza. Şimdi baştan başlayalım. Yani burada şu hareketin yapılması gerekiyor mu Allah aşkına ya? Nereye bu kadar acelemiz? Bu ticari hızını alamayıp sağa doğru gelse ne olacaksın? Burada sıkışacaksın zaten. Bak öndeki araba dörtlülerini yakıyor. Değil mi? Şimdi dörtlüler niçin yakılır? Bir tehlike anında, önemli bir dikkat anında. Şimdi dörtlülerini yakmış bir arabayı geçmek ya da ya biraz garip bir şey bu. Uzak dururum ben dörtlülerini yakandan. Size de tavsiyem öyle olsun. Uzak durun. Evet, Ali Rıza ile şehir içi sürüşümüzü gerçekleştirelim bakalım. Güm. Ne oldu? Dakika bir, gol bir. Bir dakika. Cıbıl cıbıl Ali Rıza'cığım da sağ olsun. Şu anda Ali Rıza salmış motoru. Yani race tipi motor galiba kalkmış. Çünkü böyle oturmak her zaman zor, özellikle şehir içinde. Gidonu bırakmış, bak hala boş gidon. Şimdi gidona atlıyor ama artık çok geç. Frenler ya doğru dürüst yapılamıyor ya da frenler tutmuyor. Ali Rıza gidiyor, küt diye vuruyor öndeki servis aracına. Gidonu bırakmayın. Yani oturuş pozisyonunuzu biraz daha düzeltin ama asla ve kata gidonu bırakmayın. Atakan'la söyleyelim bakalım. Yine şehir içi sürüşümüzde. Eski Türk filmleri gibi Atakan'ın videosu. Niye böyle anlamadım. Bir solluyor, bir çıkıyor, tam çıkıyor. Ve çarpışma meydana geliyor soldan çıkan skuterla. Şimdi görmediğiniz yere gitmeyin. Ayrıca etrafı çok iyi taramanız gerekiyor. Yatay taramanın çok iyi olması lazım. Bak ben o adamı orada görüyorsam Atakan çıplak gözle haydi haydi görür. Orada bir hareket var çünkü buraya doğru gelen. Ya onu görse o da fren bile yapamıyor. Bak daha el yeni gitti frene. Fren yapsan ne olacak ki burada? Önemli olan fren yapmak değil, görebilmek. İkisi de birbirini görebilecekken ikisi de görmüyor. Neden? Uzun yola çıktık. Marmaris çıkışım burası ya. Çok benzettim herhalde orası. Alaaddin giderken bir şeylerle ilgileniyor. Arkadaki arabayla mı ilgileniyor? Başka bak Allah aşkına. Düşecek diye de ödüm patladı. Vallahi ödüm patladı. Büyük ihtimal şu arabayla, geçtiği arabayla ilgileniyor. Aynaya bakıyor o sırada. Peşimden geliyor mu diyor. Başka bir şeyle mi ilgileniyor? Hiçbir şey anlamadım. Alaaddin yaz. Nasıl yaptın bu işi? Ama aferin. Sonuç güzel en azından. Öyle değil mi? Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Gittik yine yurt dışına. Neler olacak? Rider Berki. Berki diyelim. Bak kalkışa bak. Allah Allah, arka tekerlek yerinde durmadı. Kalkarken gördünüz mü? Bir daha. Bu bilerek yapılan bir şey değil. Navigatörü falan ayarlıyor. Hafif gaz veriyor. Arka teker bir sağa bir sola. Berki de şaşırıyor. Ne oluyor diyor ya. Nedir bu? Demek ki orada yağ mı vardı acaba? Bizim görüş alanımızın dışında çünkü. Ama yağ olsa o herhalde durmadan önce görürdü değil mi? Şimdi burada bir şaşkınlık var. O da şaşırıyor. Ne oldu diyor. Ne oldu? İşte sürprizler var. Benim düşündüğümü düşünüyor. Ama yağ olsa görürdü. Bilerek yapmadım diyor.
Gerçekten de öyle bir durum yok yani. Asfalt kalitesi çok iyi. Niye böyle bir şey oldu? Arkadaşlar çok önemli bir konu ya. Çok önemli bir konu. Ben motorun teknik kontrolünü yapmaktan bahsedeceğiz biraz sonra. Niye mi? Bak şimdi. O da heyecan yapmış, şaşırmış. Ve sürpriz geldi. Motor ışığı yandı. Aracın motor ışığı yandı. Berk hemen bakıyor. Of, dumanlar ve lastikte bir sıvı. İner inmez görüyor ki motor bloğundan aşağı yağ akıyor. Bu neden olur? Motor bloğu çatlayabilir, orada bir kırık olabilir, contadan olabilir ama bu kadar foş foş nereden olur? Oğlum ne alaka? Servis. Bir tapa sizi düşürebilirdi. Hayatınıza bile mal olabilir. Bakın şu tapa var ya, takılmamış yerine ve düşmüş. Nasıl ama? İbrahim aracıyla sağ katılım yaparken sağdan skuterlu hem çıkıyor hem bir de kızıyor yani. Ya sen adı koca adamın sağında ne işin var birader ya? Ne işin var? Araç oradan dönecek, kocaman bir araç belli ki. Sen oradan girip bir de kızıyorsun. Sonra ne oluyor? Bak ne oluyor şimdi seyredelim. Küçücük motosiklet çukura giriyor ve yerde. Şimdi Efraim de durmuyor. Belki de duramıyor bilmiyorum ama belki de kızdığı için ona durmuyor. Ya böyle yapmayın. Yani iyilik yapın, iyilik görün arkadaşım. Bak küçücük tekerleklerin var senin yani. O çukurlar çok değerli arkadaşlar. Küçük tekerler çukurlarda çok tehlikeli. Burası Türkiye. Arkadaşımız Türk değil ama burası Türkiye. Güzel güzel geliyor o da. Böyle keyifli keyifli geziyor. Ancak ve ancak. Burada becerinin dışına çıkıyor işte. Yoldan da korkuyor belki ve sağa savruluyor. Denizli tarafıydı galiba bu, yanlış hatırlamıyorsam. Ah Samera. Şimdi buradan çıkıyor bakalım. Tabii ki işte viraj giriş hızlarını ayarlamak için limit noktası takibi gerekiyor. Bunun çok iyi oturması gerekiyor. Şimdi ibresi de yanlış. Bir tutuyor bir tutmuyor. Şu an 83 gösteriyor ama doğru mu değil mi ondan da emin değildim. Şimdi eğer burada yeterince kontrol yapamıyorsak, bakışımız kaçıyorsa bu hızlarla o virajlara girmeyeceğiz. Değil mi? Tecrübeyle öğreniyoruz ne yazık ki. Yasin'le söyleyeyim. Kamyon ne yaptı? Sola sinyal veriyor. Yasin bu araya girer mi? Vallahi giriyor. Kamyon da sağa dönüyor. Sinyalin nerede? O da kızıyor, sinyalin nerede diyor. Yayalar var orada falan. Bir dakika ya. Bak orada bir karmaşa var arkadaşlar. Bakın şimdi izleyelim. Bak kamyon sola sinyal veriyor. Yasin o sola gidecek diye sağına giriyor. Ama bak kamyon hala gitmedi Yasin. Bak hala gitmedi. Ve orada yayalar var. Girmesen o araya. Kaldırımdan gidemiyor yayalar. Bak arabalara, bak kamyonet, su, yerde araba, önünde bir sarı kamyonet. Bu yayalar nerede yürüyecek? Sinyalin nerede? Yani. Bu yayaları da bir zahmet düşünelim Yasin'cim. Girmeyelim öyle aralara lütfen. Çok üzücü bir video. Bakın şimdi Bora geliyor buradan. Arkadan gelene bak. Arkadan gelen Bora'ya çarpıyor scooter ya da neyse o ve kaçıyor ondan sonra. Var mı böyle bir şey ya? Bora zar zor ayağa kalkıyor. Bak hiç suçu yok, günahı yok. Bak tekrar izleyelim, yavaşlatacağım da videoyu. Bak şimdi. Yavaş, bak arkadan gelene bak. O adı neyse, adını siz koyun şu arkadan gelenin. Ben söyleyemeyeceğim çünkü. Geliyor, Bora'ya çarpıyor. Onun düşmesine ve yaralanmasına sebep oluyor. Ve ondan sonra kaçıyor. Asıl olay burada zaten. Kaçıyor. Kazadır, hata yaparsın olur. Kaçmak nedir yani? Bu kadar mı erkek değilsin? Kaçmak nedir ya? Yazık, günah. Her şeye dikkat edeceğiz tabii ki. Gidiyor arkadaş. Bak şimdi Bağdat Caddesi burası. Bakar mısın? Teyze kafa atacak sanki ya. Yani kafa atacak ya. Bu ne cesarettir? Nasıl yok saymaktır? Ben anlamıyorum gerçekten. Şimdi bak Efe gönderdi. Öndeki skuterluya ve soldaki ticariye bakın. Bak adam sıkıştırıyor. Aynaya bakın ve kaçın arkadaşlar. Bunlar var çünkü yollarda. Bunlar. Yani ne olduklarını söylemek istemiyorum. Bunlar yollarda var. Gören yolda da arkadaşıyla sürüyor. Hızlı da gidiyorlar. Makas ata ata. Ama işte o arabalar sizi o kadar görmüyor ki. Efendim biz dönelim sorularımıza.
biz soralım, siz bilin. Tadımız, tuzumuz yerine gelsin. Çocuk fırlıyor doğru. Bak annesi son anda tuttu ama soru o değil. Salih Daracık sokakta gidiyor. Şimdi durdurdum, ne beklenir? Ne beklenir? Bu daracık sokaklarda vallahi çok iyi kollayın kendinizi ya. Görünmüyorsunuz ve görmüyorsunuz da. Bak arabayı gördün mü? O seni gördün mü? Yok. Rastlantaysa arada sığacak kadar yeri kaldı. Ramazan'da Hatay 4 yol burası. Böyle dar bir yol. Soldan bir geliş var falan. Sağ taraf gözükmüyor zaten. Ne beklesin? Kamyon beklesin mi içeri kapatmış geliyor. Sığdıramıyoruz ya. O kadar beceriksiziz ki araçlarımızı şeritlere sığdıramıyoruz. Bunun adı beceriksizliktir. Semih'le devam edelim bakalım. Orada bir trafik sıkışmış. Çöp kamyonu var. Durdurduk. Evet, bekleyelim. Çöp kamyonu var, arabalar var falan. Arkada bir şeyler var. Ha? Ne olur? Ah be abiciğim, ah be abiciğim. O da koşturuyor tabii işini yapmak için. Ne yapsın? İş yapacak ama dikkat. Süren biri yolladı. Yeşil ışık yandı ve süren biri kalktı bir saniye sonra. Ne beklesin? Yeşil ışık, değil mi? Adam döner ya, döner döner. Döner. Sen istediğin kadar söylen arkasından. O böyle hiç istifini bozmaz. Döner gider. Ders Süleyman gönderdi. Bakın şimdi Süleyman dönecek. Hop! Düştü. Ama ders böylesi değil. Ama yine yakalamışken burada da bir ders sıkıştıralım araya. Şimdi burada kullanıyorsanız bu tip manevralarda sevgili arkadaşlar. Arka fren, yarım debriyaj ve birazcık gaz ve sabit. Bunları kullanın ve bakış. Bunu kullanmazsanız düşersiniz. Asıl ders şimdi başlıyor. Bak, düşen motoru mutlaka stop ettirin. Yani ya acil stoptan ya kontağı çevirerek bak. Yani o an böyle bir panik hali var düşünce. Hemen motoru kaldırayım. Kaldırma ya. Senin belin melin çok daha önemli. Hemen kaldırma. Bir de ilk işiniz stop etmek olsun motoru. Stop etmezseniz çünkü o panik haliyle kaldırdığınızda hop uçar gider elinizden böyle motor. O yüzden hakkınız olsun. Ha düşmeyin. Ayrı tabii ki düşmeyin. Ama motoru düşürecekseniz de böyle basit düşmeler yaşayacaksanız da lütfen yapabiliyorsanız ilk önce şu motoru bir kapatın. Motor bir dursun. Çünkü onun dışında eliniz gaza gider falan çok daha fazla ve büyük kazalar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu vesileyle teşekkür ediyorum Süleyman'a da bu videoyu gönderdiği için. Anlaştık mı? Şimdi efendim biliyorsunuz yayınımızı kesintisiz izliyorsunuz. Çünkü iCryPex güvenli sürüşe önem verdiği için bizim programımızın sponsoru bir süredir sağ olsunlar, var olsunlar. Onların sayesinde kesintisiz bir yayın gerçekleştiriyoruz. Tamam mı? Evet, bitti. Her güzel şeyin bir sonu var. O zaman ne diyoruz hep birlikte kapatırken? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto para borsası iCryPex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.